18 Temmuz 2014 Cuma günü saat 17'de Gökdere Meydanı'nda gerçekleşecek olan miting için 23 noktadan araç kaldıracaklarını ifade eden AK Parti ilçe başkanı Bülent Temelli, saat 16 itibariyle İnegöl'den Bursa'ya hareket edeceğiz ancak her seçimde yaptığımız gibi konvoy halinde toplanma yapmayacağız dedi. Malum sizin de bahsettiğiniz gibi çok değerli Başbakanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü, 18 Temmuz Cuma günü inşallah tüm Bursalılarla birlikte Gökdere Bulvarı'nda mitingde beraber olacak. Bununla ilgili saat 17'de gelmesi planlanıyor. Biz 17'de orada olabilmek için saat 16 itibariyle İnegöl'den hareket edeceğiz. Ancak bu her seçimde yaptığımız gibi mahallelerden toplanan araçlarımızın konvoy halinde toplanması, malum havalar sıcak, oruçlu, mübarek günlerde insanlarımızın sıkıntısı çekmemesi için tüm mahallelerimizden 23 noktadan araçlarımızı kaldıracağız. Oradan dolan araçlarımız direkt Bursa'ya yola çıkacaklar. Ve Gökdere Bulvarı'na hemen yakınındaki Eğitim Caddesi üzerinde en yakın bir noktada araçlarından inerek inşallah mitinge Başbakanımızı dinlemeye gidecekler. Seçimler hakkında değerlendirmelerde bulunan Temelli, biz toplum olarak yüksek tansiyonlu seçimlere alışıktık. Ancak bu seçim çok farklı bir seçim. Cumhurbaşkanını ilk defa halk seçiyor diye konuştu. Halk olarak bugüne kadar yerel seçimlerde ve genel seçimlerde yüksek tansiyonlu seçimlere, işte sokak aralarının, cadde boylarının süslendiği, işte araçların, seçim araçlarının şarkılarla sesli bir vaziyette gezdiği, yine partilerin sıkı sıkıya böyle bir ziyaret programının olduğu seçim kampanyalarına alıştık tabii ki. Ancak sizin de bahsettiğiniz gibi bu seçim çok farklı bir seçim. Cumhurbaşkanlığının ilk defa halk tarafından, yani cumhurun kendi başkanını seçeceği bir seçim olacak. Yani burada adaylar artık ön planda, partiler ön planda değil. Malum Adalet ve Kalkınma Partisi olarak Başbakanımızı, genel merkezimiz, teşkilatımız, Cumhurbaşkanı adayımız olarak ilan ettikten sonra artık bu aday tabii birilerinin arayışlarında olduğu gibi, çatı arayışlarında olduğu gibi suni bir şekilde değil ama halkımızın gerçekten Tayyip Erdoğan'a olan sevgisi, sempatisi ve 12 senelik Türkiye'yi idare etme noktasındaki başarısından dolayı daha önce oy vermiş, oy vermemiş, AK Parti'ye oy veren, vermeyen birçok kişi tarafından oyum Tayyip Erdoğan'a olacak şeklinde gerçekten güzel intibalarla karşılaştık. Ve inşallah bu seçimin her ne kadar bir yerel seçim, genel seçim havasında geçmese de düşük profilli bir seçim propaganda dönemi yaşansa da inşallah sonucunun çok güzel, çok hayırlı ve gerçekten halkın kendi idarecisine, kendi adamına, kendi içinden çıkan Cumhurbaşkanı adayına sahip çıktığına hep birlikte şahit olacağız.